Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videomuzda Astrash 2008 aracımı tanıtacağım sizlere. Kendi aracım. Şöyle dışını bir çekeyim. Şimdi bu aracın ben artısı, eksisi, bütün özellikleriyle beraber elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım sizlere. Astrash 2008 115 beygir 1.6 Enjoy paket benimki. Şöyle açayım. Arkadaşlar bu araçlarda şöyle ben baştan içerisinden başlayayım anlatmaya. Şöyle içeriden başlayalım. Bilgisayar tamircisi olduğum için içeride aleti de var. Fazlasıyla var. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Benim aracımda mesela hız sabitleyici yoktu 2008 modelde. Ben kendim hız sabitleyici taktırdım arkadaşlar. Dışarıdan takılabiliyor. Sonradan aktif falan edebiliyorsunuz. Daha sonradan bu araçlarda bu şekilde kadran selamlama vesaire yok. Kadran selamlama bari. OBD modülü aldım 1 adet. Şöyle göstereyim. Astrash grubunda Yasin Sucu diye bir arkadaşımız bu modülden satıyor. Kendisi imal ediyor. Kendisi yapıyor her şeyini. Satıyor. 5 ileri vites. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 2008 model 3 satır ekranımız var. Bu araçta bir de hararet göstergesi yok ama şu anda gördüğünüz ECN 102 benim motor suyu sıcaklığını gösteriyor. Bu modülün sayesinde geliyor bu ekrana. Nasıl geliyor? Arkadaşın video linkini ben aşağıya atarım. Oradan bakarsınız. 4 cam otomatik bir araba. Şu kapı açma kolu krom. Kendi orijinali. Şurada görmüş olduğunuz gibi far ayarları manuel, elle yapıyorsunuz. Otomatik far yok. İç aydınlatmayı ayarlayabiliyorsunuz. Sis farını kapatıp açabiliyorsunuz. Arka sis farını kapatıp açabiliyorsunuz. Sağ üst köşede yukarıdaki ışıkla iç aydınlatmanı, yani şu ekran ışığını vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Alttaki ışıkla da farınızın alçaklık yükseklik ayarını yapabiliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz gibi her arabada olan güneşliğimiz, ışığımız var. 2 adet ışık mevcut. Benim tavanda hafif sarkmalar olmaya başladı. Yeni başladı bunlar arkadaşlar. Şurada bir cep yok. Volkswagen grubu gibi değil. Bazı Volkswagen gruplarında burada cep var. Burada ışıklarımız mevcut. Teybimizde bazı modellerde burada sport tuşu var. 2010 ve üzerinde diyebiliyorum. Dizellerde var bir de. CD30 MP3 çalarımız var arkadaşlar. CD çalıyor. Bunun içerisine ben Bluetooth modülü taktım. İnternetten, gruplardan paylaşılan videolardan, resimlerden bakaraktan Bluetooth modülü bağladım. AUX'u aldığımda direkt Bluetooth devreye giriyor. Şuradan AUX var. Görmüş olduğunuz gibi AUX burada. İçerisine bir modül taktım. O modülün de linkini atarım. Bağlantısını yaptığınızda direkt telefonla bağlanıp modülden Bluetooth'tan müzik çaldırabiliyorsunuz. Şöyle buradan onu bırakayım. Burada çakmaklık ve küllüğümüz var. Ben küllüğü hiç kullanmadım. Sigara kullanmıyorum. Çakmaklığı da hiç kullanmadım. İlk aldığım gibi duruyor. 2019 yılında aldım. 5 ileri vites dedim. Benimkinde bir problem vardı. Bazı arkadaşlarla da gördüm. Vites topuzu dökülüyor şuraları. Kesinlikle arkadaşlar sadece topuzu değiştirmekle uğraşmayın. Komple bütün alın. Ben 2021 yılındayız. Direkt gittim. Komple şu körükle beraber, deriyle beraber komple vites topuzu aldım. 180 liraya. Şurada torpidomuz var. Şurada kuru sıkı tabancam var benim. Torpidomuzda aydınlatmamız mevcut. Görmüş olduğunuz gibi. Burada eşyalarımız mevcut. Şunla bunu eşim almıştı. Şuraları temizlemek için. Mazganları vesaire temizlemek için. Burada bardaklık koyabiliyorsunuz. Şurada bozuk para koyma yerleri var. Şurayı bilmiyorum ne olduğunu, hiç kullanmadım. Kalem koymak için olabilir belki. Başka
arkadaşlar. Bel ayarlama yeri var. Belinizin alçaklık yükseklik, yani bel destek modu var. Kol dayaması mevcut arkadaşlar. 2008 model. Şurada arkada bir adet bardaklık yeri var. Bardak koyabiliyorsunuz. Bütün camlar otomatik dedim. Bagajını göstereyim size. Bagajı dağınık. Bagajı küçük. Bana göre küçük. Bir bebek arabası koyabiliyorum. Düzenli koyduğum zaman bayağı bir eşya alıyor ama düzensiz koyunca dağınık oluyor. Şuradan sigorta kutusu mevcut. Sigorta kutusu burada. Bazılarında rek sigorta diye geçiyor. Bazı modellerde 2 adet var. Şurada bir adet ışığımız var. Şuradan lambaları değiştirebiliyorsunuz. Şuraya bir şeyler koyabilirsiniz. Lastikli. 205, 55, 16 jantlara lastik kullanıyorsunuz orijinalinde. Şimdi biraz motor kısmını çekeyim. Motor kısmında biraz bahsedeceklerim var size. Bu araçlar yüksek ısıda çalışıyor arkadaşlar. 105 derecede, 108 derecede fan açıyor. 105'te standart, 105'te çalışıyor benim aracım. Uzun yolda benzinli 1.6. Şimdi bunlarda kronik problemlerden biri su soğutma sıvısı maddesi eksik diye uyarı verir. Ya buradaki sensörünüz arızalıdır. Bunun içerisinde bir bilya var. Bilya yukarı aşağı iniyor. Onunla algılıyor. O bir yere sıkışmış olabilir. Ondan dolayı hata verebilir. Veya sensör arızalıdır. Şurada sensör var arkadaşlar. O arızalıdır. Benim karşılaştığım başka arabayı ilk çalıştırdığınızda bu kısımdan bir 5 saniye 10 saniye şıkırtı geliyorsa burada vanus dişlileri var. Vanus dişlileriniz arıza yapmış olabilir. Tamiratı olmuyor. Değişmesi gerekiyor. Biraz pahalı malzemeler. O yüzden yağ değişimini dikkatli yapmanız gerekiyor. Yani zamanında yaptırmanız lazım. Bir de çok gördüm. Aynı motordan iki tane de aracımız var. Cruz var iki tane. Onlarda da şurada su eksiltmesi var. Bağlantı noktalarında. Termostat gövdesini değiştirirseniz mutlaka orijinal ya da metal kullanın arkadaşlar. Plastik olanlar ısıdan dolayı genleşme yapıp tekrardan daraldığı zaman kesinlikle su eksiltmesi yapıyor. Motor soğutma sıvısı kırmızı antifriz kullanmanızı tavsiye ediyorlar her zaman. Başka anlatmak istediğim sizlere bir de güneş yanığıyla alakalı bahsedeyim. Görmüş olduğunuz gibi komple tavanda güneş yanığı var. Bunlar da kronik. Birçok şey kronik olduğu gibi bunlar da kronik arkadaşlar. Güneşte kaldığı zaman kesinlikle dökülüyor. Arkadaşlar sormak istediklerinizi bana yorum olaraktan atabilirsiniz. Hepinize elimden geldiğince dönmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.